tarihi yolculuk yaptırmak isterim. Elazığ'a evet, ürün güvenliği. Bismillahirrahmanirrahim.
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه والذين آمنوا واؤون عند ربهم Gönüllerin başbakanı, milli görüş davasının başkomutanı, muhterem hocam Profesör Doktor Necmettin Erbakan, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bize onur verdiniz, ilimize şeref verdiniz. Değerli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, uzaktan yakından ilimize teşrif eden hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim, dava arkadaşlarım, aziz hemşerilerim, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Bugün hepimiz için çok müstesna bir gün. Uzun bir aradan sonra 29 Mayıs fetih kutlamaları yeniden başlatılmıştır. Ve bu stardın İlk adımı Elazığ'da atılmıştır. Elbette ki bütün bunların apayrı bir anlamı ve manası vardır. Elbette ki bütün bunların hepimize kazandırdığı çok büyük şeref ve onur vardır. Yıl 1453, bundan tam 549 yıl önce. Kim derdi ki gemiler karadan yürüyecek? Bizans surlarına Osmanlı sancağı dikilecek. Ulubatlı Hasanlar gözünü kırpmadan ölüme gidecek. Şehitlerin kanı bir çağ kapatıp yeni bir çağ açacak. Evet, kim derdi? Kim derdi ki İstanbul'un fethinden tam 543 yıl sonra, yani 1996 yılında yeni bir sayfa açılacak. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez denk bütçe gerçekleşecek. İşçi, memur, esnaf, sanayici, emekli ve dar gelirlinin yüzü gülecek. D8'lerle dünyanın kalbine mühür vurulacak. Milli görüşün efsane lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan başbakan olacak. Sevinsin dostlar, coşsun umutlar, aydınlık yarınlar sizin, bizim, hepimizin olsun. Günümüz hayırlı ve kutlu olsun. Selam, saygı ve hürmetlerimle. Bırak bozuk saatler, yalan, yanlış işlesin. Çeleniler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın. Yürü, hala ne diye oyunda oynaşlasın. Fatih'in İstanbul'u, Fatih'in İstanbul'u,
nefret ettiği yaşlasın. Muhterem hocam, sayın başbakanım, sevgili gençler, hanım kardeşlerim, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Fetih gününüz kutlu olsun. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Biz bu milleti çok seviyoruz. Biz bu vatanı çok seviyoruz. Bizim mücadelemiz milletin refah mücadelesi ve milletin kalkınma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz milletin onur mücadelesi, milletin şeref ve haysiyet mücadelesidir. Hak mücadelesidir, hukuk mücadelesidir, adalet mücadelesidir. Bu gençlik ülkemiz içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal çalkantılardan kurtaracak ve milletimizi tarihteki şanlı yerine getirecektir. Büyük şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi, asığımın nesli olan Anadolu gençliğe selam olsun. Bu güzel vatanı dünya milletleri arasında hak ettiği saygın yere getirmeye çalışanlara selam olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Muhterem hocam, değerli misafirler, Anadolu'nun türküsünü Karacaoğlan gibi, Yunus gibi söyleyen, bir halı dokur gibi davasını Anadolu'ya dokumak için gayret eden, milli görüş davasının büyük insanları, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlarım. Tarih sadece bir efsaneden ibaret değildir. Tarih sadece bir nostaljiden ibaret değildir. Biz Milli Görüş Gençliği olarak İstanbul'un fethinden anladığımız mana, yeniden büyük Türkiye'nin, yaşanabilir bir Türkiye'nin, Türkiye merkezli bir dünyanın kurulacağı, medeniyetin yeşereceği topraklar olarak görmekteyiz. Bazı vadiler vardır, orada güneş geç doğar, 7 kandil yaktırdım ufkun şamdanlarına, 700 milyon şimşek nur oldu canlarına. Biz mani tanımayız, yolumuzdan dönmeyiz, her birimiz bir nuruz, kasırgayla sönmeyiz. Öyle tufanız ki biz asırlarca dinmeyiz. Adalet, ataletin elinde kan ağlasın. Siz susun da 700 milyon insan ağlasın. Ey Vahdet kitabının solmaz sahifeleri, ey iman teknesinin yılmaz sahifeleri, ey o ilk mücahidin ölmez halifeleri, artık feryat etmeyin kurtarın diye bizi. Geminiz şöyle dursun, fethe çıktık denizi. Esselamu aleyküm. Muhterem gençler, şuracıkta oturan değerli insan, Erbakan hocamızın 30 yıldır peşinde yürümüş bir insanım. 30 yıldır bu insanlar bize bir gün yalan söylemediler. Bizi bir gün aldatmadılar. Bir gün yanıltmadılar. 30 yıldır bir istikamet üzere kıldılar. Ve 1975'li yıllarda muhterem hocamızın bir sözünü hatırlıyorum. Demişti ki, MSP pişman etmez. Biz 30 yıldır arkasından yürüdük, pişman olmadık. Siz de bir 30 yıl daha yürüseniz, biz de bir 30 yıl daha yürüsek, bizi asla pişman etmeyecektir. Ben de MGB'nin içinden gelen bir genç olarak 30 yıldır hocamın yolunda gidiyorum.
Allah ömür verirse ömrümün sonuna kadar da bunu devam ettireceğim. Şu ana kadar kesinlikle zerre kadar pişman değiliz. Bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Sizler de değerli kardeşlerim, hanım kardeşlerim, gençler, sizler de bu coşku olduğu müddetçe şuna inanıyorum, pek yakında Milli Görüş liderinin başbakanlığında Milli Görüş ülkede çok yakın zamanda iktidar olacağına inanıyorum. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Muhterem hocam, başbakanlıktan bir müddet bıraktıktan sonra Gaziantep'e teşrif etmişlerdi. Bendenizin ifadesi o gün değerli muhterem başbakanıma şu olmuştu: başbakanlığına doyamadığımız kıymetli hocam, şimdi cümleyi değiştiriyorum, 70 milyon insanın başbakanlığınızı özlediği ve gözlediği başbakanım. Var mısınız? İşte 62 yaş, ruh ve gençlik sizin ruhunuz. Allah'a yemin ederek söylüyorum, 92'de 10 sene önce il başkanlığındaki ruhum bugün saadettedir. Ey saadetliler, yolunuz açık olsun. Allah yardımcımız olsun. Hocamın ömrü uzun olsun. Özellikle gençlerimizle 4 yıl arada sonra buluştuğumuz şu noktada gençlerimize ilim noktasında, okuma noktasında, şuurlu Müslüman olmaları noktasında elbette tavsiyelerimiz vardır. Teknolojiyi bugünkü anlamda en iyi derecede kullanacak gayretli kardeşlerimize ihtiyaç vardır. Yeniden büyük Türkiye diyoruz. Bu yeniden büyük Türkiye, milli gençlik kadrolarının şuurlu teknolojiyi kullanmak noktasında yaptıkları çalışmalarla olacaktır. Ve değerli gençler, karanlığı kötülemek yerine bir mum yakmanın hakikaten ayrıcalık olacağı kanaatiyle hareket edip zorlaştırmadan, kolaylaştırarak, müjdeleyerek, insanlara tebessümle yaklaşarak, onlarla ünsiyet kurarak, onlara ikramda bulunarak kendinizle en güzel dostluğu onlar arasında peyda etmek zorundasınız. Biz her zaman söyledik, yine söylüyoruz. Diyoruz ki Milli Gençlik Vakfı genci, ben bu ülkeyi nasıl hortumlarım, nasıl perişan ederim değil, ben bu ülke halkına nasıl hizmet ederim anlayışıyla hareket eden bir gençliktir. Muhterem hocam, bu aşamadan itibaren size hitap etmek istiyorum. 1998 yılında Sakarya'da böyle bir muhteşem gençlik şöleninde sizlerle birlikteydik. O zaman kardeşlerimizle sizlere bir söz verdik. Dedik ki 98 yılında fetih şöleninde, yani bundan 4 yıl önce sizinle birlikte yolunuzda yürümek ve bu yolda milim dahi sapmamak noktasında Sakarya'da söz verdik. İşte Elazığ'da 2002'de haykırıyoruz. Bu sözümüzden milim dahi olsun dönmedik. Dönmedik ve dönmeyeceğiz inşallah. Ancak sevginin ve şefkatin başbakanı sizlere hitap edecek. Ancak onu biz niye seviyoruz biliyor musunuz? Onu biz niye seviyoruz biliyor musunuz? Çünkü o elini kaldırdığı zaman yüreğimiz titriyor, heyecanlanıyoruz aşkına, bereketine. Tıpkı yüreğinde dirilişin müşrisini taşıyoruz. Ey sevginin başbakanı, şefkatin başbakanı, seni neden seviyoruz biliyor musunuz? Sanki manevi bir gücün desteğiyle yeryüzünde koşuyorsun, 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 bıkmadan koşuyorsun. Gözlerindeki ışık, adımındaki kararlılık hiç tükenmiyor. Filistinli çocuk sapan taşını eline aldığında senin müşteri bekliyor. Balkanların bilge adamı senin ismini andığında gülüyor. İşte bunun için seni seviyoruz, İşte bunun için coşuyoruz. Sen ki ey büyük insan,
takılmışsın güzellikler fırtınasına. Koşuyorsun, sana bakınca ilk aklımıza gelen mücadele oluyor, aşk oluyor, heyecan oluyor. 33 senedir bir bakıyoruz meydanlardasın, bir bakıyoruz mecliste, bir bakıyoruz mahkeme salonlarında. Ey büyük insan, hep 33 yıldır hep aynı türküyü söyledin. Hepimize birlikte tekrarlattın. Yeniden büyük Türkiye dedin. Biz buna sevdalandık. Seni neden seviyoruz biliyor musunuz hocam? İslam dünyası senin adını andınca heyecanlanıyordu onun için. Filistin'deki çocuk senin adını anınca heyecanlanıyordu onun için. Seni neden seviyoruz hocam biliyor musun? Dubai televizyonu başbakanlık koltuğuna oturduğunda elhamdülillah Erbakan başbakan oldu diyor da onun için. Hocam, masumlara umut, zalimlere korku veriyorsun da onun için. Seni neden seviyoruz biliyor musun? Seni neden seviyoruz hocam biliyor musun? Çünkü yüzlerini görünce cehennemi görmüş gibi olduğum adamlar. Hocam, sen şefkatin başbakanı oldun. Ömer gibi. Hocam, sen sokakları unutmadın. Ve sen kendini onlardan sorumlu tuttun. Ve hocam, seni seviyoruz. Davamı seviyoruz. Devam edeceğiz. Bıkmayacağız. Ve hocam, büyük insan sizlerle. Buyurun hocam, işte Türkiye, işte Elazığ. Sizi dinlemeye hazır hocam. Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Sözlerime Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ederek başlıyorum. Bugün Allah'ın lütfuyla Anadolu'muzun bağrındayız. Elazığ'ımızdayız. İnançlı kardeşlerimizle beraber tarihi bir günü yaşıyoruz. İstanbul'umuzun fethinin 549. yıl dönümünü bu coşkuyla, bu insan seli halinde kutluyoruz. Böyle bir kutlamayı nasip ettiği için elbette sözlerimize yüreğimizin derinliğine kadar hissederek elhamdülillah diyerek başlayacağız. Sonsuz şükürler ederek başlayacağız. Elhamdülillah. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, her şeyden önce bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İşte Elazığ'ımız, işte Anadolu'muzun her tarafından koşup gelen inançlı insanlar seli. İşte coşku, işte heyecan. Bir tarihi günü, bir milli günü, bilesiniz ki hiçbir taklitçi görüş, milli görüş gibi heyecanla hissederek yaşayamaz. Bugün gördüğümüz bu muhteşem manzarayı hiçbir taklitçi görüş ortaya koyamaz. Cenab-ı Hakk'a bu lütuflarından dolayı da ayrıca sonsuz şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Bu büyük heyecanın içinde iki şey var, yalnız bir şey değil. Bugün burada heyecanlıyız. Coşuyoruz, kabımıza sığamıyoruz. Çünkü eşsiz bir tarihi zaferi tekrar yaşıyoruz. İstanbul'un fethini yeniden yaşamak için toplanmışız.
Ama bu heyecanın içinde sadece bu yok. Bugün milletimiz hakikaten yeniden bir fethe susamış durumda. İşte bu sebepten dolayıdır ki sizin bu heyecanınızdan ben önümüzdeki yeni fethin müjdelerini seziyorum. Toplantımız bütün milletimize hayırlı olsun. İstanbul'un fethini kutlayışımız Elazığ'ımıza, bütün ülkemize, insanlığa ve bütün İslam alemine hayırlı olsun. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, böyle güzel bir toplantıyı, böyle heyecanlı bir günü, İstanbul'un fethini şu coşkuyla yeniden yaşamamıza vesile olduğu için her şeyden evvel sizleri kucaklarken Anadolu Gençlik yöneticilerine bu toplantıyı tertip ettikleri için kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu toplantıya koşup Anadolu'muzun her bir tarafından şu coşkuyu meydana getiren kardeşlerim olarak hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve bu meyanda bilhassa toplantıya şeref vermiş olan Saadet Partisi'nin kıymetli milletvekillerine, belediye başkanlarına hasaten huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve bu meyanda yine elbette bu Elazığ'ımızın büyük stadyumunu dolduran şu insan seli içerisinde müstesna bir yer işgal eden hanım kardeşlerimize de ayrıca hasaten teşekkürlerimi, tebriklerimi, saygılarımı sunuyorum. Sultan Fatih yetiştiren anneler olarak onları saygıyla selamlıyorum. Ve böyle tarihi bir günde kendilerinin milletimize aynı şekilde en kıymetli evlatları yetiştiren bir topluluk olarak en derin saygılarımızı, teşekkürlerimizi, tebriklerimizi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, elbette İstanbul'un fethi eşsiz tarihi bir zaferdir. Bir çağ kapanmış, yeni bir çağ açılmıştır. Alacağımız sayısız dersler vardır. Bu kadar önemli bir tarihi olayı her yıl coşkuyla kutlamamızdan daha tabii bir şey olamaz. Onun içindir ki tam 32 yıldır her yıl bu heyecanı artan coşkuyla yaşadık. Biraz evvel konuşan kıymetli kardeşlerimiz de işaret ettikleri gibi ne yazık ki 98'den sonra geçen son 4 yıl esnasında bugüne kadar bugünümüzü kutlayamadık. Türkiye'mizin yaşadığı siyasi konjonktür buna el vermedi. Ama Allah'a şükürler olsun, işte bugün tekrar bir aradayız. Konjonktür el versin vermesin, yepyeni bir devri Allah'ın lütfuyla yeniden başlatıyor. Bu kutlamanın böyle bir aralıktan sonra yeniden Elazığ'ımızda başlamış olması tesadüfi bir olay değildir. İnançlı, çalışkan, İstanbul'un fethini her an içinde duyan bir ilimiz olarak Elazığ'ımız bu yeni dönemin başlamasını hak etmiş bir ilimizdir. Bundan dolayıdır ki yeni dönem Elazığ'ımızda başlıyor. Bununla iftihar ediyoruz. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bugün Elazığ'ımızın bu en büyük stadyumunda
Anadolu'muzun bağrında, Anadolu'muzun her tarafından koşup gelen gençlerimizle ve inançlı kardeşlerimizle beraber İstanbul'un fethini yeniden yaşamak için toplandığımız için birkaç kelimeyle hakikaten İstanbul'un fethini canlandırmakta yarar görüyorum. İstanbul'un fethi hepimizin bildiği gibi daha asr-ı saadette Hendek Savaşı esnasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından müjdelenmiştir. Hendek'te rastlanan bir büyük taşı Eshab-ı Kiram kıramadı, yerinden oynatamadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu işi rica ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam besmeleyi çekip taşa bir vurduğu zaman taş üçe bölündü ve üç istikamete doğru fırladı. Onun üzerine buyurdular ki işte bu fırlayan taşlardan birisi İstanbul'un fethini müjdeliyor, öbürü İran'ın fethini müjdeliyor, bir diğeri de Mısır'ın fethini müjdeliyor. İstanbul'un fethi böyle eşsiz bir tarihe sahip. Böyle buyurulduğu içindir ki asırlar boyu İstanbul'u fethetmek için sayısız seferler düzenlendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu müjdeyi vermekle de kalmadı. Aynı zamanda İstanbul'un fethini tekrar tekrar belirttiler. Letuftahannel Konstantaniyete ve lenimel emiru emiruha ve lenimel ceyşu zalikel ceyş hadis-i şerifi İstanbul'un fethinin mutlaka olacağını, bu fethi yapan kumandanın ne güzel kumandan olduğunu, o ordanın ne güzel askerlerden meydana geldiğini belirtmiştir. Ancak bu hadis-i şeriften alacağımız çok mühim dersler var. Önce bir defa Arapça bilenler bilirler ki letüftehanne sözü kesin, kat'i bir inancı ifade eden tabirdir. İstanbul mutlaka ve mutlaka fetholunacaktır demektir. Buradan alınacağımız birinci ders demek ki eğer bir fethi yapılacaksa başarıya ulaşmanın birinci şartı buna kesinlikle inanmaktır. İşte bugün Türkiye'mizde yeniden bir fethe susadık. Bundan dolayıdır ki böyle bir noktada bu dersi içimize sindirmeliyiz. Kurtuluşa kesin bir şekilde Allah'a sığınarak inanmalıyız. Bu hadis-i şerif fethi için kumandan lazım olduğunu ve fethi için asker lazım olduğunu ayrıca bize ders olarak belirtiyor. Nitekim İstanbul'un fethi böyle kesin bir inançla, böyle güzel bir kumandanla ve böyle güzel bir askerle olmuştur. Bu derslere bugün her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü geçtiğimiz 4 sene esnasında milletimiz hakikaten bunaldı. Bir yandan manevi zulümler, bir yandan maddi tahribatlar milletimizi her gün ümitsizliğe sevk etti, karanlığa sevk etti. Milletimizin aydınlığa, kurtuluşa susamasını arttırdı. Şu 4 yıla şöyle bir dönüp baktığımız zaman önce başörtüsü zulmünün nasıl ülkenin her tarafını yakıp yaktığını görüyoruz. Bunun gibi aynı şekilde İmam Hatip okullarımızın dolaylı yoldan kapatılması, öğrenim hakkının kısıtlanması ve inanç ve ifade hürriyetinin kısıtlanması milletimizi bunalttı, bunalttı ve bunalttı. Buna paralel olarak eğer bir ülkede manen bu zulümler olursa o ülkede mutlaka ekonomik kriz ve çöküntü olur. Ondan dolayıdır ki 4 yılda yaşadığımız ekonomik buhranlar, krizler ve milletimizin ızdırapları her gün maalesef giderek arttı. Ülkemizde bugün 15 milyon işsiz var.
insanlarımızın büyük kısmı aç ve geçim sıkıntısı içerisinde bütün millet inim inim inliyor. Her şey dışarıya bağlanmış. Milletimiz bir milli görüşe ne kadar susamıştır şu gün apaçık ortadadır. Çünkü milli görüşten nasibi yeteri kadar bulunmayan insanlar ülkenin ekonomisini, her türlü milli menfaatini dışarıdaki insanlara bağladılar. Bu maddi ve manevi çöküntü işte milletimizi 4 yıldan beri böylece bunalttı, bunalttı. Bundan dolayı şimdi milletimiz her zamandan daha fazla kurtuluşa susamış bulunuyor ve işte biz böyle bir noktada Elazığ'ımızda İstanbul'un fethini kutluyoruz ve şimdi her zamandan daha fazla İstanbul'un fethinden alacağımız dersleri can kulağıyla dinliyoruz ve bunları canla başka uygulamanın azim ve heyecanını duyuyoruz. Öyleyse yeni bir fetih başlayacak Allah'ın izniyle. Bu fete kesinlikle inanıyoruz. Buna inanmaya hakkımız var. Çünkü biz elhamdülillah Allah'ın lütfuyla inançlıyız. Çünkü biz şerefli bir milletin evlatlarıyız. Çünkü biz milletimizin tarihini biliyoruz. İnancıyız. Milletimizin aslıyız. Milletimizin kendisiyiz. İstanbul'un fethi 1453'te oldu. Ama daha bu tarihten çok değil, 50 yıl kadar kısa bir zaman önce Timur Anadolu'yu bir uçtan bir uca gelmiş fethetmişti. Her şey bitti zannediliyordu. İşte milletimizin tarihte gördüğümüz en mühim özelliklerinden birisidir ki bitti, yok oldu zannedildiği anda en büyük harikaları meydana getirmiştir. 1402'ye bakın, 1453'e bakın. 50 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir kısa zamandır. 1402'de işgal edilmiş bir vatandan 1453'te çağ açıp çağ kapatan dünyanın en muhteşem devleti, en büyük aksiyonu başarılıyor. İşte milletimizin tarihi bunlarla dolu. Benzer olayları 1918'de de yaşadık. Osmanlı Devleti yıkıldı. Her şey bitti zannedildiği bir anda bir gün dahi dinlenmeden bu aziz millet İstiklal Savaşı'nı yaptı. Yeniden biz her zaman varız, her zaman en üstünüz bayrağını açacak noktaya geldi. Bugün de ülkemizde çekilen maddi ve manevi ızdıraplar dolayısıyla adeta milletimiz çökertilmiş, köylümüz mahvedilmiş, esnafımız mahvedilmiş, işçimiz, memurumuz mahvedilmiş gibi gözüküyorsa da bu millet aynı millettir, aynı tarihin evlatlarıdır. Onun için bugün Elazığ'ımızda başlayan Allah'ın lütfuyla bu fethi en kısa zamanda aziz milletimize yeniden tarihin en şerefli sayfalarını açmayı nasip edecektir. Bu inançla Elazığ'ımızdayız. Bu inançla fetih toplantılarımızı yeniden başlatıyoruz. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, fethi yaşayalım ki ders alalım. Sultan Fatih 21 yaşında gençliğin timsali olarak tahta oturduğu andan itibaren en önemli hayali İstanbul'un fethiydi. Bununla yattı, bununla kalktı. Siz bizim yıllardan beri söylediğimiz bir sözü bilirsiniz. Biz her zaman ne demişizdir? Bir işte başarılı olmak için o işin delisi olmak lazım gelir. İşte Sultan Fatih İstanbul'un fethini başarmak üzere adeta 1951'de tahta oturur oturmaz İstanbul'un fethinin delisi oldu. Tarihte görülmemiş bir gayretle bir yandan 400 gemilik bir donanmayı bir kış ayında hazırladı. 4 ayda Rumeli Hisarı'nı inşa etti. Sırtında taş taşıyarak
200 bin kişilik bir orduyu kısa bir zamanda topladı. Gemileri karadan yürüttü. Bunların hepsi hakikaten ancak inançla yapılabilecek işlerdir. Yine bizim bir sözümüzü her zaman kulaklarınızla çınlattığınızı biliyorum. Biz her zaman inanç tekeden bile süt çıkartır demez miyiz? İşte Sultan Fatih İstanbul'u fethedeceğim diye azmedince tarihin en büyük surlarını bir darbede yıkacak topları döktü. Ve böylece azmin şaikasını ortaya koydu. İşte fethi için bu lazım. İşte alacağımız ders budur. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Sultan Fatih'in İstanbul'u fethederken gösterdiği azim her zaman her işte hepimize örnek olmalıdır. Aman ya Rabbim, bu ne azimdir? Bir yandan yerlerin altında lağımlar kazıldı. Öbür yandan kulelerle kalelerin üzerinden karşı tarafa ateşler, mermiler yağdırıldı. Akla hayale gelmedik her şey. Gemilerin karadan yürütülmesi dahil bütün gücüyle bütün tarihe örnek olarak yaşandı, sergilendi. 200 bin kişilik ordu kısa bir zamanda hazır oldu. Çünkü bu millet inanç ortaya çıktığı zaman her zaman bir ordudur zaten. Bunun için ayrıca zamana ihtiyacı yoktur. 5 Nisan 1453 günü İstanbul surlarının önüne gelindi. Burada Bizans kralına teslim olması için heyetler gönderildi. Hakkın, adaletin getirilmesi için davetiyeler çıkartıldı. Bunları kabul etmediği gördüğü anda trompetler çalmaya başladı, hücum emri verildi. Ancak bu hücumdan önce alacağımız bir ders var. Sultan Fatih 6 Nisan günü cuma namazını bütün ordusuyla beraber kıldı. Namazın arkasından Allah'a yalvardı, yakardı. Dışarıdan bakıldığı zaman seccadesi üzerinde Cenab-ı Hakk'a yalvaran, onun yardımını dileyen Sultan Fatih kendisini Hakk'ın huzurunda en aciz, en zelil bir insan olarak görüyordu. Ama ne zamanki duasını yaptı, ayağa kalktı, besmeleyi çekti, hücum emrini verdi, o zaman aynı Fatih'i dağları deviren bir aslan gibi görüyoruz. İşte alacağımız ders budur. Allah'ın huzurunda elbette kulluğumuzu bileceğiz. Ondan yardım isteyeceğiz. Ona yalvaracağız. Ama hizmet lazım olduğu zaman da aslanlar gibi kükreyeceğiz. Allah'a sığınıp dağları devireceğiz. Sultan Fatih'ten alacağımız ders budur. 52 gün 52 gece muhasara devam etti. Hücum üzerine hücumlar yapıldı. Her sahada elden gelen azami gayret gösterildi. Akılları durduracak bir gayret sergilendi. Surların üzerine bayrağı dikmek Ulubatlı Hasan'a nasip oldu. Böylece 29 Mayıs günü artık İstanbul'un fethi gerçekleşmesi noktasına gelinmişti. Surlarda açılan gediklerin arkasından tarihçilerin yazdığı gibi bir dar boğazdan çıkıp ovaya yayılan sular gibi Sultan Fatih'in inançlı ordusu İstanbul'un içine yayıldı. Sultan Fatih önce Ayasofya'ya gitti. Orada 2 rekatlık bir şükür namazı kıldı. Bunun arkasından Cenab-ı Hakk'a şükredip hamd ettikten sonra ilk işi Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin kabrini araştırmak ve onu ziyaret etmek oldu. Ayasofya'yı kıyamete kadar cami olarak kullanılmak üzere vakfetti. Ve işte İstanbul böylece fetholdu. İstanbul böylece dünyanın baş şehri olarak Hakk'a, adalete kavuştu.
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, biz İstanbul'un fethini yaşarken elbette her yıl olduğu gibi bu yılda beş şeyi bir kere daha hatırlamak mecburiyetindeyiz. Bunlardan birisi Sultan Fatih'i tanımak, ondan ders almaktır. 21 yaşında gençlik timsali, inanç misali, ben her şeyi sırf Allah'ın rızası için yapıyorum demenin en güzel örneği, en güzel hocası. Ne güzel bir gençlik timsali. Bundan dolayıdır ki işte biz bugün Anadolu'muzun buharında, Elazığ'ımızda İstanbul'un fethini gençlik şölenimiz olarak yaşıyoruz. Çünkü Sultan Fatih ne güzel bir gençlik temsilcisidir. Cenab-ı Allah bütün gençlerimizi ona benzetsin, onun yolunda yürütsün. Elbette İstanbul'un fethinde en büyük saygıyı duyacağımız insan Ebâyübel Ensari Hazretleri'dir. Demin kardeşlerim onun büyüklüğünü birkaç kelimeyle dile getirmeye çalıştılar. Ama onun büyüklüğü kelimelere, ciltlere sığmaz. Çünkü Ebâyübel Ensari Hazretleri Medine-i Münevvere'den gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk biat eden insan olmak gibi eşsiz bir şerefle başladı. Bütün hayatı boyunca, hayatının sonuna kadar hep en büyük şereflere nail oldu. Çünkü hicrette ilk İslam devleti onun evinde kuruldu. Bunun arkasından ne kadar muharebe yapıldıysa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kumandasında Eshab-ı Kiram'ın askerleri olduğu o tarihin en şerefli ordularının bayrağını hep Ebâyübel Ensari Hazretleri taşıdı. O orduları bir düşünün. Ordunun kumandanı Allah'ın sevgilisi. Ordunun askerleri Eshab-ı Kiram efendilerimiz. Her birisi bir peygamber gibi. Her birisi gökte parlayan bir yıldız gibi. Hangisinin yolundan gitseniz saadete ulaşırsınız. Böyle bir ordunun her seferinde bayraktarlığını Ebâyübel Ensari Hazretleri yaptı. Şu anlattığımız olaylardan bir tanesinin bir ucu bir kula nasip olsa, o kul binlerce insana şefaat etmek hakkı kazanır. Bundan dolayıdır ki Ebâyübel Ensari Hazretleri elbette en ulu şahsiyetlerden biridir. Bundan dolayıdır ki bugün biz İstanbul'un fethini yaşarken elbette canı yürekten Cenab-ı Allah'a niyaz ediyoruz. Ya Rabbi sen bizi hepimizi Ebâyübel Ensari Hazretlerinin şefaatinden ayırma. Demin kardeşlerim bahsettiler. Ebâyübel Ensari Hazretlerinden alacağımız sonsuz ders var. Muharebe meydanında altı oğluyla sırf Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İstanbul mutlaka fetholunacaktır buyurduğu için o şerefe nail olmak bakımından İstanbul'un önüne geldi. Burada herkesten daha kahramanca savaştı. Bu savaşlar esnasında ordunun genç kumandanı ya Ebâyübel Ensari Hazretleri siz bize Peygamber Efendimizin bir hediyesisiniz. Bu Bizans'ın oklarına neden hep böyle atılıyorsunuz? Ya size bir şey olursa biz ne yaparız? Geride durun dedikleri zaman o genç kumandana her seferinde bu cihattır elbette en önde koşacağız dedi. Kumandan onu durdurabilmek için nihayet dedi ki Ebâyübel Ensari Hazretleri siz şu ayeti kerimeyi neden dikkate almıyorsunuz? Bak Cenab-ı Allah kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Bizans'ın okları Gregor ateşleri altında dahi o genç kumandana vereceği dersi verdi. Ona dedi ki evladım sen kaç yaşındasın? Bak gördün mü? O ayeti kerime nazil olduğu zaman sen daha doğmamıştın bile. Ama biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibindeydik. O ayeti kerimenin manası senin dediğin gibi değil. Biz bir seferden geldik. Yeni bir sefer emrolundu. Daha zırhlarımızı çıkartmadan
Eshab-ı kiramdan bir heyet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzurlarına geldiler. Ya Resulallah, biz şu hurmaların dilinden anlarız. Siz Allah'ın hak peygamberisiniz. Emrimiz başımız üzerine. Ama eğer şu mevsimde bunların yapraklarını temizlemez, köklerini havalandırmazsak seferden döndüğümüz zaman hurma bulamayız. Müsaade edin, önce bu hizmetleri yapalım, sonra sefere gidelim. İşte o zaman bu ayet-i kerime nazil oldu ve bu ayet-i kerimede asıl söylenen şey, ey inananlar, hurmaların yapraklarını temizleyeceğiz, altını havalandıracağız diye dünyalık işlere dalarak hakkın hakim olması için bütün gücünüzle çalışma vecibesi ve mecburiyetinden geri durmak suretiyle sakın kendinizi tehlikeye atmayın. Çünkü ateşe karşı cesaretle savaşmak şecaattir, cesarettir. Ama ondan kaçmak işte asıl kendisini tehlikeye atmak demektir. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretlerinin 96 yaşında 6 oğluyla beraber İstanbul surları önünde beyaz atının üzerindeki fotoğrafı bütün insanlık için ne güzel bir örnek, ne güzel bir timsal, ne güzel bir abidedir. Bugün bunu gözlerimizin önüne getiriyoruz. Bu abideden alınacak dersleri almaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah bu dersleri almayı hepimize nasip buyursun. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, İstanbul'un fethini yaşarken elbette Akşemseddin Hazretlerini de anmaya mecburuz. Sultan Fatih'in hocası, büyük alim, büyük hekim, büyük insan, büyük mutasavvuf. İstanbul'un surların önüne Sultan Fatih ile birlikte geldiği andan itibaren 52 gün 52 gece siperlere dağıldı. Askerlerin hepsine İstanbul'un mutlaka fetholunacağını anlattı. Demin kardeşlerim işaret ettiler. Gerek fetihler için gerek zaferler için sağlam olmak, kararlı olmak mecburiyeti vardır. İşte Akşemseddin Hazretlerinin bütün askerlere cesaret vermek, onları hedef bakımından safa sağlam hale getirmek hususunda 52 gün esnasında yaptığı hizmet her türlü takdirin üstündedir. Hepimize örnek olmalıdır. Her bilge insan, her bilgi sahibi insan bugün de aynı şekilde fete ihtiyacımız olan bir dönemde aynı şuuru göstermeli, fete inandırmalı ve bu yolda herkesi elinden gelen gayrete çalışmaya sevk etmelidir. Hiç şüphesiz İstanbul'un fethinde bir diğer büyük kahraman Ulubatlı Hasan'dır. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İstanbul mutlaka fetholunacaktır buyurduktan sonra ne güzel kumandan ne güzel asker buyuruyor. O ne güzel kumandan sözünün muhatabı Sultan Fatih ise ne güzel asker sözünün sembolü de Ulubatlı Hasan'dır. İnançla Allah yolunda kalenin üzerine çıktı, bir çağın kapatılıp bir çağın açılmasına öncülük yaptı. Ne muhteşem bir insan. Cenab-ı Allah hepimizi Ulubatlı Hasan'ın şefaatinden ayırmasın. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, elbette İstanbul'un fethi konuşulurken birkaç cümleyle Ayasofya'nın üzerinde de durmak mecburiyetindeyiz. Ayasofya Sultan Fatih'in fetihten dolayı hakkıdır. Bu hakkını da kıyamete kadar cami olarak kullanmak üzere vakfetmiştir. Ayasofya rastgele bir cami, bir mabet değildir. Rahmetlik Necip Fazıl Ayasofya'yı en güzel şekilde tarif etmiştir ve demiştir ki, bakınız, Fransızların bir Notre Dame kiliseleri var. Bu kiliseleri mimari bakımdan kendileri için bir semboldür. Süleymaniye tarihin en muhteşem devletinin bir sembolüdür. Peki Ayasofya neyin sembolüdür? Hakkın
batıla galebesinin sembolüdür. Bundan dolayı böyle tarihi bir günde yeniden Ayasofya'nın bir cami olarak vakfedilmiş olduğu gerçeğini dile getirmek bizim için bir vecibedir. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, işte Allah'ın lütfuyla bugün 3 senelik bir fetret devrinden sonra yeni bir fetih dönemini başlatmak üzere Elazığ'ımızda toplandık. Aşkla, heyecanla İstanbul'umuzun fethini bir kere daha yaşadık. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ederiz. Bir kere daha ifade ediyorum ki şu anda hepimiz surların önündeki askerler gibiyiz. Hepimiz Rubuat'ta Hasan gibiyiz. Çünkü yeni bir fetih başlıyor. Öyle olmamız lazım. İşte Elazığ'ımızın en büyük stadyumu. İşte Anadolu'nun her tarafından koşup gelen insan seli. İşte coşku, işte heyecan. Yine rahmetlik Necip Fazıl'ın bir sözünü hatırlatarak bu kucaklaşmamızı, bu tarihi günü, bu yeni fetih dönemini başlatıyoruz. Rahmetlik Necip Fazıl'ın hatırlatacağım sözü şudur. Kendisi demiştir ki, ne zaman ki bu statlar futbol maçı için değil, ya hakkı üstün tutmak, aşkı ve azmiyle tutuşan insanlarla dolar, bilesiniz ki işte o zaman kurtuluş başlıyor. Bugün Allah'a şükürler olsun, Elazığ'ımızın bu muhteşem stadyumunda bu tarihi günde bu gerçeği yaşıyoruz. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, yine 33 yıldan beri söylediğimiz bir söz kulaklarınızda çınlamaktadır biliyorum. Her zaman ne dedik? Hakkı hakim kılmak için çalışmak konuşulacak bir şey değil, yapılacak bir şeydir. O halde konuştuk, şimdi yapmaya başlayalım. Şu ellerinizi lütfen oturanlar ayağa kalkarak bu tarihi günde bir kere dava kaldırsınlar bakalım. Aşkla, azimle, bütün gücümüzle çalışmaya söz vermek için bu ellerimizi kaldırıyoruz ve hep beraber başlıyoruz. Buyurun. Bütün insanlığın saadet ve selameti için. Yaşanabilir Türkiye için. Yeniden büyük Türkiye için. Hakkın ve adaletin hakim olduğu. Yeni bir dünyayı kurmak için. Bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Yeni dönem mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.